Şimdi bir tane video çekecektim 2022 hedeflerimle alakalı. Bunu birkaç arkadaşıma danıştım. Dedim ki böyle böyle bir fikir var aklımda, bana bir konsept salın. Dediler ki neden mukbang yapmıyorsun? Hayatımda ilk defa bir video karşısında yemek yiyeceğim. Yemeğimiz de bu. Bim'den çiğ köfte aldım. Çiğ köfte fiyatları çok fazla artmış. Benim en sevdiğim yemek çiğ köftedir bu arada. Bunu söylemiştim daha önceki videolarımda. O videolarda şöyle demiştim. Keşke çiğ köfte olsam. Şimdi bir tane video çekecektim 2022 hedeflerimle alakalı. Bir yandan yemek yiyeceğim. Tabii yanında bir şeyler daha almıştım. Şöyle renk soslu bir tane cips almıştım. Yine Bim'den. Bugün bu videonun adını Bim Mukbang yapacağım. Bir yandan da 2022 hedefleri... Çok şükür tekrar. Bir yandan da 2022 hedeflerini konuşacağız. Tamam, bu kadar yeter. İçecek olarak da Capri Sun aldım. Bununla alakalı çok komik bir anım var. Bunu anlatmak istiyorum. Böyle final haftasındayız. Arkadaşlarımın evinde toplandık. Ders çalışacağız. Onlardan bir tanesi makine mühendisliğinde okuyor. Diğerleri de işte 3-5 arkadaşımız böyle farklı bölümlerden. Oturduk ders çalışacağız. Sabahlayacağız falan böyle hep beraber. Aramızda bir şeyler toparladık. Dedik ki hani sabaha kadar oturacağız zaten. Bir şeyler yer içeriz. Kahve falan alınır en azından. Bir şeyler denkleştirdikten sonra markete gitti birimiz. Markette ihtiyacı olan şeyleri aldıktan sonra tekrar aradı bize giden arkadaş. Dedi ki işte başka bir isteğiniz var mı? Ben de dedim ki Capri Sun'ı çok seviyorum. Aslında ondan başka bir de şu var. Neydi bu? Multivitamin yazıyor işte. Neli olduğu tam belli değil. Bundan almasını istedim. Dedim ki Capri Sun alsın. Arkadaşım da dedi ki Capri Sun alsın. Telefondan söylüyor bunun diğerine. O da kahkaha attı, kapattı telefonu hemen. Eve geldi, Capri Sun yok. Capri Sun falan almamış bize. İşte ben dedim ki Capri Sun yok. Dedim ki hani neden almadın? Neden yok? İşte özellikle söylemiştik bunu sana. Dedi ki siz şaka yapmadınız mı? Dedim niye Capri Sun istediniz dedi bize. O gece ders çalışamadık desem yeridir. Gerçi canımız da ders çalışmak istemiyordur büyük ihtimalle de. Şimdi birimiz kitaba kapanıyor. Kahkaha atmaya başlıyor işte Capri Sun ne falan diye. Capri Sun'a ihtiyacımız var bu sınavlardan kurtulabilmek için en yakın olarak diye düşünmüş kendisi. Buradan selam olsun, ismini söylemeyeceğim. Hedeflerime gelecek olursak. Ben normalde bir masada bile başkasıyla otururken hep şunu düşünürüm. Acaba kendimi kaybeder de çok haldır huldur yemek yer miyim? Rezil olur muyum karşımdaki kişiye diye. Geçen gün bu meyve suyunu böyle saplayıp içti bir tane videoda Instagram'da gördüm. Kafayı yiyordum. Çok sinir bozucu. Aslında bir şey daha var. Kahve de almıştım. Kahve yapmıştım daha doğrusu. Kahveyi de bir yandan içeriz. Birinci hedefim 2022'de dizilere bulaşmamak. Sebebi şu, biz Eylül ayı gibi 7 tane salak. Kendim de içlerinde olduğum için istediğim gibi hakaret edebilirim. Oturduk dedik ki gelin bir tane diziye başlayalım. Muhteşem Yüzyıl hayranı olanlar var. Dediler ki hadi Muhteşem Yüzyıl izleyelim. Gündüz bütün işlerimizi yapıyoruz ama deli gibi çalışıyoruz gündüzleri. Hani bazen ben sabahlıyordum ki akşamki oturacağımız zamana, yani beraber muhabbet edeceğimiz zamana vakit kalsın. Oturduk Muhteşem Yüzyıl izlemeye başladık. Kendi başıma izlesem normalde bir ayda ben onu... İşte işlerimi sıkıştırırım, bir şeyler yaparım. Onu bitiririm, ondan sonra rahat rahat hareket edebilirim. Ama 7 kişi bir araya gelince sohbetten izleyemiyoruz. Nasıl izlediğimizi söyleyeyim. Discord'dan bir tanemiz ekran paylaşıyor. Hep beraber bir yandan muhabbet ediyoruz, bir yandan diziyi izliyoruz falan böyle. Bazen 2 bölüm, bazen 3 bölüm gecede bitirdiğimiz oluyordu. Daha yeni bitirdik, finalini yeni yaptık. O yüzden benden 3-4 aylık gecemi çaldılar. Gerçi ben de isteyerek yaptım. Hani çok çalınacak bir şey değil de. Yine de buna dikkat edeceğim. Başkasıyla dizi izlemek dışında kendi başıma da herhangi bir diziye başlamak gibi bir niyetim yok. Ben normalde film insanıyım işte. Canım çok sıkılıyordur gün içinde. Ya bir tane film açayım. 300 Spartalı olur genelde bu. İzlerim. Ondan sonra kalkar işime yapmaya devam ederim. Dizi beni çok yordu. Film uzun süreli olmadığı için. Gerçi X-Men var. O da doğru. 12-13 bölüm. Onu da bitirdim bir hafta içinde. Ama mesela kendi başıma yaptığımda bir haftada bitirdim. Sonra devam edebildim. Dizi gibi olmuyor. 2. Böyle sayamayacağım aslında ama ben aklıma geldikçe söyleyeyim. Daha az şarkı dinlemek. Çünkü Spotify geçmişime baktığımda çok uzun süre harcamışım orada. Şarkı dinlemek pek çok kişi için işte kulaklığını tak bir iş yaparken hallet gibi değil. Şarkı dinlemek için zaman oluşturuyorum kendime adeta. Şarkı dinlediğim zaman birincisi mental olarak beni etkiliyor. Hani ağır bir şarkıysa falan böyle direkt çöküyorum. Beni aşağıya çekiyor. Tam tersi enerjik bir şarkıysa da otururken dinlediğim için ya da herhangi bir şey yapmadan müziğe sadece kendimi verdiğim için bir yandan da vakit kaybettiriyor bana çok fazla. Bir de şarkı dinlerken çok fazla plan yapan biriyim. Daha çok hani insanlar anlatıyor, duygusal senaryo falan kuruyorum şarkı dinlerken falan. Ben böyle bir şey yok. Ben genelde bir şeyler planlarım. İşte bunu böyle yaparım, bunu böyle yaparım deyip kalkıştırmaya müziği dinledikten sonra. Ve böyle kalktığımda kafamda kurduğum şeyle gerçekte yaptığım, yani hayal ettiğinizle gerçekte ortaya koyduğunuz iş bir olmuyor. Biraz daha kötü olduğu zaman kendimi kötü hissediyorum. Bu benim motivasyonumu etkiliyor biraz. Bu yüzden şarkı dinlemeye de biraz ara vereceğim. Üyeliğimi de iptal ettim. Sonrasında lazım olursa açarım, bakarım. Sonra oynatma listelerime gidip bir bakarsanız Duyan 4 yanına şarkılar eklemişim. Çatır çutur onları dinliyorum. Hiç podcast falan dinlediğim olmuyor. Bu sebeple bu hedefi koydum kendime.
3. Motivasyon videosu izlememek, dinlememek. Motivasyon videolarını, motivasyon kitaplarını okumayı, izlemeyi bıraktığımı söylemiştim size. İzlemeyi, okumayı söylemiştim. Bana mı iyi gelmiyor yoksa bana göre mi bir motivasyon videosu veya kaynağı bulamıyorum, buna emin değilim. Canım böyle hafiften bir şey yapmak istemediğinde bir motivasyon videosu açayım da izleyeyim, bir motivasyon kitabı okuyayım da keyfim yerine gelsin gibi düşünürken eskiden, artık bunları okuduğumda sadece bana gaz verdiğini, işte sen yapabilirsin, aptal değilsin, salak değilsin dediğini fark ettim içerik olarak. Sonrasında dedim ki ya bunlara ihtiyacın yok ki zaten. Mantığını kullanarak bunu yapmam gerekiyor, o yüzden böyle davranmam gerekiyor diyerek kendi kendini zaten motive edebilirsin. O yüzden 2022'de mümkün olduğu kadar az diyeyim motivasyon videosu veya kitabı kullanacağım, kaynağı kullanacağım. Kaç oldu? 4 mü? 5 mi? Diğer madde tam olarak sağlıklı beslenmek. Tam olarak sağlıklı beslenmek derken tamamen paketli gıdalardan arınmış bir şekilde. Şu anda kalori hesapladığım için, aldığım kaloriye göre hareket ettiğim için hala görünüş olarak çok kötü bir halde değilim. Ama vücudumu bu şekilde gıdalarla içten kirletiyor olmak beni biraz rahatsız ediyor. Yani şu an geçen seneden çok az bir farkım var. Sadece işte ödem topluyor vücudum ister istemez düzgün tam olarak beslenmediğim için. Dediğim gibi vücut dıştan çok belli etmiyor ne olduğunu ne bittiğini. Ama kendim fark edebiliyorum bunu işte. Geçen sene o kendimde hissettiğim işte ağırlık kaldırırken herhangi bir iş yaparken hissettiğim güçlü olma hali şu an yok bende. Tamam görünüş olarak aynıyım ama his olarak böyle daha az hareket etmeye odaklı bir yavaşlamış haldeyim. O yüzden bunlar benim kahvaltım. En son dün saat 5'te yemek yedim. Şu an saat yine saat 5'i 1 geçiyor. Haftada 1, 2 haftada 1 bunu yapmak çok insana etkilemese de bazen kaçırmaya başladım. Pek çok şey yemiyorum zaten ama yine tahıl odaklı beslenmeye devam edeceğim. Paketsiz bir şekilde beslenmeye devam edeceğim diyeyim. Başka ne kaldı? İnsafsız kedi. Daha az önce beslemedim mi ben seni? Bir de böyle boynunu bükmüş bakıyor falan. Size hemen manzaramı göstereyim. Şuraya doğru bir odak atabilirsem. Diğer madde düzgün bir şekilde yazı yazabilmek. Yazı yazmak bana inanılmaz iyi geliyor. Konuşmaktan, şarkı dinlemekten, herhangi bir film izlemekten çok çok iyi ve mutlu bir hale getiriyor beni yazı yazmak. Ama yoğun bir sinir hissettiğimde, öfke hissettiğimde tam olarak yazı yazmak aklıma gelmiyor. Veya bir şeyler ters gittiğinde yazı yazmak tam olarak aklıma gelmiyor. O yüzden yazı yaz diye bir şey yazıp böyle duvara yapıştırmayı düşünüyorum. Buraları koymam. Çok açım çünkü. Aşırı açım. Diğer bir hedef artık İngilizceyi böyle tamamen takır takır konuşabilir hale gelmek. Ne oldu bilmiyorum. Eğrisi doğrusuna bir şeye denk geldi. Kaydırma yaptım yanlışlıkla ama doğru olduğu şıklar bilmiyorum. YDS'den 72 aldım mesela. Hala biliyorum İngilizce kuralları, nasıl konuşulur, nerede ne söylenir. Ama böyle karşı karşıya gelince bir insanla çıkmıyor. O İngilizce şeyler dökülmüyor aklımdan. Ve bunu kendi yöntemlerimle geliştireceğim. Yabancı içerik üreticileri buldum birkaç tane. Fazla abone sayıları yok. O yüzden başkalarına da zaman ayırabiliyorlar en azından konuşmak için. Mesaj attım birkaç tanesine. Aa işte Türkiye'den de mi izleniyoruz falan diye böyle şaşırdılar. Buna mutlu oldum. İşte onlarla biraz konuşup İngilizceyi... Ah dedim osurum. İngilizcemi konuşma anlamında biraz daha geliştirmek istiyorum. Mesela oturup çatır çatır bir yazıyı çevirebiliyorum. Çin'de ne yazdığını anlayabiliyorum. Cevap yazabiliyorum buna karşılık. Ama dediğim gibi konuşma anlamında çok büyük sıkıntı çekiyorum. İngilizceyi de hallettik. Diğer bir madde. Tek yön herhangi bir Avrupa ülkesine gitmek. Şaka bir yana geçen yıl benim vizem iptal edildi. Şunu biliyorum eğer gidersem ki gittiğim yerde bana destek olacak insanlar da var. Geri döner miyim çok emin olmuyorum. O yüzden gitmekten biraz korkmuyor değilim açıkçası. Farklı bir ülkeye gitmek, görmek gibi bir hayalim var. Bunu tam olarak önümüzdeki yıl için söylemiyorum. 2023 olur büyük ihtimalle bu. Bu yıl tamamen böyle her şeyi işleri düzeltip yoluna koyup. Ne zaman yoluna girdi ki işler? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Olmazsa ülke içinde birkaç il falan değiştiririm artık, yapacak bir şey yok. Son maddeye geliyoruz. Geliyoruz. Maksimum 40 tane kitap okumak gibi bir şey koydum, sınır koydum bu yıl kendime. 2021'de 67 tane fiziksel olarak. İşte e-kitaplarla, farklı kaynaklarla beraber 80'e yakın, 80'den hatta daha fazla kitap okumuşum. Bu birçok kişi için işte ne güzel, harika bir olay falan gibi gelse de bu yıl kitap okumayı daha çok sorumluluklarımdan kaçmak için yaptım. Mesela oturup bir montaj yapmam gerekiyor, bir şey halletmem gerekiyor. Onun yerine açıp kitap okuyordum sürekli. Bunun farkındaydım ama bir türlü önüne geçmedim. O yüzden 2022'de böyle kendime 40 tane güzel kitap seçeceğim.
Ve o kitaplar bittikten sonra ayarlarım artık nasıl olacak, nasıl bitecek diye. O kitaplar bitsin. Eğer çok lazım olursa başka kitap alırım. Ama keyif için 40 tane kitaptan fazla kitap almayacağım. Bir hedefim de buydu. Başka? Başka ne yapacağım? Çok basit hedeflermiş gibi geldi. Millet çatır çatır sayıyordu. Bakın bunu da yapacağım, bunu da yapacağım diye. Tamam, getireceğim yemek. Çok fazla mama verince bunlara bir şey olur mu acaba? Geçen gün karnı şiş şiş geziyordu, devrili devrili ama. Bence bu kadardır. Daha ne yapabilirim ki? Sağlıklı beslenmenin içinde spor yapmak da vardı bu arada. Onu söylemeyi unutmuşumdur. Unuttum. Daha doğrusu. O yüzden onu da varsayayım. Evde spor yapacağım. Ağırlıklar falan var. Bu kadar. Bunları sonra yerim. Şimdi bu videoyu alıp aktarmam lazım önce bilgisayara. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. İlk defa bir mukbang. İlk defa bir mukbang. İlk mukbang videomdu. Mukbang diyeceğim. Mukbang diyeceğim artık. İlk mukbang videomdu. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Başka böyle bir video olacağını zannetmiyorum kanalımda. Ama bu çok ilgi görecek ve hep bunu yapmaya başlayacağım. Çok kötü hissediyorum şu an kendimi. Başka bir videoda görüşmek üzere.